Ay uzun zaman oldu ya. Çok özlemişim. Gerçekten aşırı özlemişim. Uzun zamandır kayıt almamıştım, bir video çekmemiştim. O yüzden de böyle sanki ilk defa video çekiyormuşçasına bir heyecan sardı içime. Ben artık başlayayım, yoksa bitmiyor. Aloha. Ya o kadar gerçekten böyle mutluyum ki içimde böyle bir umut var. Yani çok güzel hissediyorum, iyi hissediyorum. Kendimi böyle ekstra iyi hissediyorum. Bugün Dolunay var Yengeç Burcu'nda. Zaten yılın son Dolunayı. Bugün 30 Aralık. Ve bu video yayınlandığında birkaç hafta geçmiş olacak. Belki hatta 31 Ocak benim doğum günü zamanlarıma denk getiririz. Bilmiyorum, öyle gelir. Ben çünkü elimden geldiğince açıkçası stoklu gidiyorum. Biraz böyle garantici bir insan olduğumu düşünmüyorum ama iş konusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çok gayret eden bir tipim. O yüzden de böyle stok videolar beni daha rahat hissettiriyor. Ondan dolayı da böyle kocaman kocaman açıklamalar yapa yapa videoya girememe halini sürdürüyorum. Şimdi bu videonun konusu 33 senede öğrendiğim 33 şey. Aslında biraz şaka gibi. Ben 88 doğumlu olduğum için ve 31 Ocak'ta doğum günüm olduğu için bu 31 Ocak'la beraber yani 2021'de benim 33. yaşım bitiyor. Bu dünyadaki 33. senem bitiyor. Yani 33 yaş, 33 koskocaman sene gerçekten böyle çok tuhaf hissettirdi beni. Ve bütün bunları düşününce hem çok iyi hissediyorum bir yandan hem de böyle sanki hayatımın yarısında değilim. Bence 80-90 sene yaşarım en az diye düşünüyorum. Ama böyle çok büyük geliyorum aslında. Hani rakam olarak böyle 15-16-17 yaşlarında düşündüğümde 30 yaş bile bana çok büyük gelirdi. Koskocaman 33 falan böyle bir değişik hissettirdi. Neyse böyle hissedince de dedim ki ben neden 33 senede öğrendiğim 33 şeyi sizlerle paylaşmıyorum ve belki benden çok çok daha küçük olan arkadaşlarımıza bir fayda sağlar. Belki hayata başka bir açıdan bakmanızı sağlar ya da benden büyüklere de belki bir ne bileyim bir fayda sağlar diye bunu sizinle paylaşmak istedim. 33 senede öğrendiğim 33 şeyden birincisi kesinlikle sabırlı olmak. Bu konu benim için öğrenmesi çok kolay olmadı ama çok değerli olduğunu biliyorum. İkinci olarak dinlemeyi bilmek. Dinlemeyi bilmek zaten başlı başına bir sanat bence. O yüzden bu da benim zor öğrendiğim şeylerden biriydi diyebilirim. Ama bir kere öğrenince de pratik yapması, üzerine pratik yapması çok bana kolay gelen bir şey olmuştu. Üçüncü olarak sevgi dolu olmaktan asla vazgeçme. Dördüncü hayal kur. Ben böyle dördüncü, beşinci falan demeyeyim, direkt söyleyeyim. O şekilde zaten daha güzel olur diye düşünüyorum. Hayal kurmak. Yani hayal kurmayı ben bu 33 senede bazı zamanlarda ara verdim. Özellikle duygusal olarak yara aldığım zamanlarda. Hani benim aşka dair çok büyük hayallerim var çünkü. Hayata dair, birçok şeye dair. Yani küçükken çok fazla hayal kuran bir insandım. Ama şunu diyorum artık kendime, bu 33. yaşımın da bitmesiyle beraber ve sizlere tabii ki hem kendime hem sizlere hayal kurmaktan asla ama asla vazgeçmeyin. Çünkü bir hayaliniz varsa emin olun onu yapacak gücünüz ve durumunuz da vardır. Asla, yani ben buna hiçbir şekilde inanmıyorum. O hayali kuramazdınız eğer ona ulaşamayacağınız bir şey olsaydı o. Yani o hayal sizde varsa kesinlikle bu A noktası diyelim ve sizin pardon hayal kurduğunuz şey B noktası. Siz hayal kuruyorsunuz. O A'dan yola çıkıp B'ye varma gücünüz olmasa bu hayal sizde var olamazdı. Buna eminim. Siz de emin olun derim nacizane. Bunun yanı sıra birikim yapmak, yani az da olsa eskiden böyle özellikle hani 18-19 yaşlarımda çok fazla garsonluk yapıyordum. Ne bileyim İngiltere'deyken fotoğraf çekimleri yapıyordum. Özellikle böyle nikah, düğün, nişan, işte değişik böyle yani değişik kültürlerden insanların çekimlerini çok yaptım. Çok dediğim hani bana göre çok, en azından deneyim sağlayacak kadar. O zamanlardan özellikle hani böyle hiç birikim yapmaya çok fazla önem vermezdim. Ama şu yaşımda görüyorum ki
Az da olsa küçüklüğünüzden itibaren birikim yapmak size çok fayda sağlayabilir. Bunun yanı sıra iyi ve gerçek dostlar biriktirmek. Bunun zaten önemini ne kadar vurgulasam az gelir. Ve kendinle kaliteli zaman geçir. Bu zaten bence başlı başına. Ve kendinle kaliteli zaman geçirmek demek ne demek? Bir kere hani kendinizle olduğunuz zaman kendinize tahammülünüzün olması gerekiyor. Yani kendinizi sevmekle bence başlıyor her şey. Yani en azından benim için ben kendimle kaliteli zaman geçiriyorsam, bir kitap okuyorsam ondan keyif alıyorum. Kendimle bazen böyle Londra'da bunu çok yapardım. Aa kendimi kahve içmeye götüreyim falan derdim. Hani her dakika arkadaşlarla buluşamıyorum ya da her dakika biri olmuyor, müsait olmuyorlar. Ve kendimle kaliteli zaman geçirmek bana aslında bireysel olabilmeyi de öğretti. Ama tabii ki de bunu dengede tutmakta fayda var. Her konuda dengeli olmak bir diğer maddemiz. Her konuda dengeli olmak benim için öğrenmesi biraz zor bir ders oldu diyeyim. Gerçi bunları böyle ders demek de doğru değil. İşte öğrendiğim noktalar. Ama ne olursa olsun ben yogadan bahsetmeyi çok seviyorum bu denge konusunda. Çünkü yoga aslında esneklik, güç ve dengeden oluşuyor. Üç ana unsuru var. Ve dengeyi şaşırıp çok yüklenirseniz bedeninize, güçle ilgili mesela, kesinlikle sakatlanma olasılığınız çok yükseliyor. Ya da esnekliğiniz çok değildir belki ama siz esnek olmak istiyorsunuz diye o dengeyi bozarsanız o zaman yine kaslarınıza zarar verme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden hani bunu hayatın her aşamasına uygulayabiliriz. Dengeli olmakta fayda var. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığına özen göster. Benim kendime ve size söylediğim bir diğer nokta. Bunun yanı sıra kilo alınır, kilo verilir. Buna çok takılma. Özellikle benim gibi geçmişinde anoreksiya olan arkadaşlarımız varsa aramızda, anoreksiya ya da bulimiya. Hani ben ergenlik çağımda anoreksiyaya yakalandım ve bu psikolojik bir hastalık diyeceğim. Çok derin noktaları olan bir hastalık. Onunla ilgili de bu arada kendi deneyimlerimi anlatan bir video çekmiştim. Onu da şuralara koyarız. Doğru gösteriyorum, değil mi? Oralardan bakabilirsiniz. Bu arada dişler 32 dişi gösterip. Yani buna gerçekten hani kiloyla ilgili böyle bir hastalık atlattıysanız anoreksiya ya da bulimiya bir takıntınız olabilir. Şükür ki benim senelerdir bu kiloyla ilgili bir takıntım ya da böyle bir hassasiyetim yok. Ama geçmişe dönebilseydim yani gerçekten bu kadar da çok kilo almaya vermeye takılmamak gerektiğini kendime söylemek isterdim. Bazen kilolu olabilirsiniz. Emin olun o kilolar geçecek. Önemli olan sizin buradaki sağlığınızın nasıl olduğu, sağlıklı besinler tüketip tüketmediğiniz ve kendinizi sevgiye ne kadar açabildiğiniz, duygularınızı ne kadar ifade edebildiğiniz. Çünkü bunlar olduktan sonra zaten kilo veriliyor. Yani o bir inanca bakar. Onu 30 gün, 40 gün, 21 gün minimum bir alışkanlığı değiştirebilmenize bakar. Bunu söylerdim açıkçası. Ben kendime geçmişe dönebilseydim. Sevdiklerine zaman ayır. Sevdiklerine zaman ayırmak zaten hani çok çok önemli ve ben şimdi dönüp baktığımda bu 33 senede sevdiklerime gerçekten istediğim kadar zaman ayırdığımı düşünüyorum ve bu açıdan da bence şu an baktığımda bir pişmanlık duymamanın kıymetli olduğuna inanıyorum. Bir diğer maddemiz anda olmak ve anda kalmak. Anda olmanın zaten önemini hani paylaştığım meditasyon videolarından belki siz de farkındasınızdır. Ben bunun üzerinde ne kadar çok çalıştığımın ya da anda olmayı ne kadar sevdiğimin. Yani düşünsenize şu anda mesela sizinle konuşuyorum, size odaklıyım. Bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda ben aklımda işte 2-3 düşünce daha dönse odaklanamam. Ben mesela kahve içerken aynı zamanda 4-5 farklı şey de düşündüğümde, dağıldığımda bu bana bir yarar sağlamıyor ve ben odaklanma yeteneğimden aslında alıyorum. O yüzden de anda olmak, anda kalabilmek çok kıymetli. Bir diğer maddemiz kimseye karşı içinde öfke ya da kıskançlık besleme, kin tutma. Gerçekten böyle aslında düşündüğünüzde hani bunları beslemek ya da birini affetmemek karşınızdakine zarar verecek gibi düşünebilirsiniz.
Ama inanın bana karşınızdakine zarar vermek zaten iyi bir şey olmadığı gibi size çok yani tahmin edebileceğinizin çok çok ötesinde zarar sağlıyor olabilir. Dolayısıyla bu denli böyle olumsuz duygulara sürüklenmektense bence o yanlış yapmış olabilir o kişi size. Ya da sizi gerçekten inanılmaz kızdıracak şeyler de söylemiş yapmış olabilir. Yine de onları sağaltmanın başka yollarını bulup olumlu duygularda tutmak kendinize çok fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Ve ben kendime de hep bunu söylüyorum ve bu şekilde hayatımı yaşamaya özen gösteriyorum. Bir diğeri günlük tutmak. Yani zaten günlük tutmanın, yazı yazmanın önemini ne kadar söylesem az. Bir diğer maddemiz kendi doğrunu söyle ve kendi hayatını yaşa. Bunu zaten hani açıklamaya gerek yok. Ne istiyorsanız, ne hissediyorsanız, nasıl yaşamak istiyorsanız tabii ki de diğer insanlara saygı ve sevgi çerçevesinde onu yaşayın. Kendi doğrunuzu söylemekten asla ama asla çekinmeyin derim. Bir diğeri içindeki umudu hep canlı tut. Yani ben umutla ilgili böyle söylenen hani umut etmek neye yarar ki canım falan gibi cümleleri doğru bulmuyorum. Umut etmek yaşamaya yarar arkadaşlar. Umut etmek demek kendini canlı hissetmek demek. Yani böyle heyecan hissetmek demek. Umudu olmayan birinin elinde hiçbir şey kalmamış demektir bana göre. 17. maddemize gelecek olursak, 17.'si sana iyi gelmeyen insanlardan uzak dur. Ben zaten bununla ilgili de bir video çekmiştim. Dileyenler arayabilir artık. Hani böyle arşivden bak, arşiv değil de işte oynatma listelerinden, videolardan bakabilirsiniz. Size iyi gelmeyen insanlardan net uzak durun derim. Bir diğeri istemeden kimseye yardım etme. Yani şöyle bir yönünüz varsa eğer benim gibi böyle gerçekten çok yardımsever ve böyle herkesi iyi yapmaya çalışmak, böyle özellikle sevdiğiniz insanların hep böyle iyi olmasını, mutlu olmasını istiyorsanız bazen o karşınızdaki kişi istemeden de ona yardım etme telaşıyla bulabilirsiniz kendinizi. Ama dönüp baktığınızda da o kişi sizden istemediğinde siz ona böyle bir yardım ya da destek sağlıyorsanız aslında o karşınızdaki kişinin iyiliği için de olmuyor. Çünkü belki onun o olaydan öğrenmesi gereken dersler var ve siz ona yarar sağlayacağınıza belki de köstek oluyorsunuzdur. Hassas olmak güzel ama bunu dengede tut. Bu yani benim böyle kendime, kafama böyle kazı 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 dediğim bir şey. Çünkü ben aşırı hassas bir insanım. Yani hem cilt tipim olsun, hem karakterim işte bilmiyorum artık. Yani hassas bir insanım. Bayağı hassas bir tipim. Zaten bu ay burcumun yengeç olması alınganlık yönümü de getiriyor. Gerçi ben aslında o kadar alıngan olduğumu düşünmüyorum. Bunu çok törpüledim, çok üzerinde çalıştım. Ama bıraksam böyle gerçekten hassas bir yapım var ve birçok şeyden çok fazla etkilenebiliyorum. Yani kötü olaylardan, kötü haberlerden tabii ki de her birimiz etkileniriz ama ben gerçekten yataklara düşecek şekilde böyle moralim bozulabiliyor, ağlayabiliyorum. O yüzden bunu artık dengeledim. Kesinlikle özellikle bazı durumlarda yani hassas olanlarınıza sesleniyorum. Düşüncelerinizin, aklınızın, duygularınızın ötesine yani böyle nasıl şimdi cümle kuracağım ben. Aklınızın duygularınızdan önce gelmesi çok kıymetli olabilir. Kendine karşı eleştirel olma. Eğer ki aranızda kendine karşı eleştirel olanlarınız varsa hata yapmak kadar güzel bir şey yok. O yüzden her ne yapıyorsanız yapın ama yeter ki kendinizi eleştirdiğiniz her an bunun farkında olun ve bunu yapmaktan vazgeçin derim. Anlaşamadıklarını anlamaya çalışmaktansa oldukları gibi kabul et. Bu da benim aslında öğrenmesi zor bir konum oldu hayatta. Çünkü ben özellikle hani insanlara dair böyle anlamaya çalışan bir yapım var. Yani niye böyle düşünüyor, neden böyle söylüyor, neden böyle davranıyor? Böyle içimde böyle sanki bir hani kuleler vardır ya böyle gözlem kulesi mi, gözlem feneri mi denir onlara? Hani böyle o fener hep bakar işte tehlikede biri var mı falan. Neyse ve ben de böyle hep gözlemlemeye odaklıyım. O yüzden hani anlaşamadığım ya da herkes seveceğiz diye bir kaide de yok. Sevmediğim insanları da anlamaya çalışmaktan vazgeçtim bu son zamanlarda.
Bunun yerine o böyle ve ben onu olduğu gibi kabul ediyorum demek üzerinde çalışıyorum. 22. maddemiz, tutkunu bul ve her gün bu tutkunu kendine hatırlat. Yani hayatınızda aslında tutku duyduğunuz, tutku dolu olduğunuz bir alan varsa bunu kendinize gerçekten her gün ama her gün hatırlatın ve bunun peşinden gitmek inanın size çok farklı bir güç katacaktır diye düşünüyorum ben. Şükretmek, bir diğer nokta şükretmek. Yani zaten şükretmekle ilgili de ne desem az. Yani benim hayatım şükretmek üzerine kurulu gerçekten. Bazen böyle kendimi çok iyi hissetmediğim zamanlarda bir şey eksik dediğimde ya da bir gün hani bazı günler kötü günler geçirebiliyorum ya da kötü bir olay başıma gelebiliyor ya da haber alabiliyorum. O zamanlarda hep hatırlatıyorum. Gerçekten şu anda bunda şükredebileceğim ne var? Ya da yoksa şükredebileceğim bir şey bulsaydım eğer ne olurdu diye düşünmek bana çok iyi geliyor. Bir diğer madde bu gerçekten çok hobin olabilir. Bu seni maymun iştahlı yapmaz. Ben yıllarca ama yıllarca böyle gerçekten çok fazla hobim var. Acaba ben tuhaf bir insan mıyım, ben değişik bir insan mıyım diye kendime sordum da sordum. Ama sonra farkına vardım ki maymun iştahlı değilim bence ama yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. O yüzden sizin de böyle fazlaca hobileriniz varsa yine kendinizi yargılamayın, eleştirel olmayın. Ne güzel, bu sizi yaşatan bir şey bence ve bana kalırsa meraklı olan insanların daha çok her şeye karşı merakı olacağı için de daha çok hobisi oluyor. Bir diğer nokta, başarısız hissetmenin ya da başarısız olmanın ne kadar değerli olduğunu bil ve kendine hatırlat. Tuhaf ve değişik olmanla barış. Aranızda yine benim gibi kendini böyle bazen çok tuhaf, bazen çok değişik, bazen bu benim aklıma neden geldi ki falan diye düşünenleriniz varsa bu madde size gelsin diyorum. Bir diğeri, akışa, hayata güven ve kendini bu akışa bırak. Yani teslim olmakla ilgili, daha doğrusu güven duymakla ilgili bazı tırnak içinde böyle sıkıntılarınız varsa kendinizi akışa bırakmanın ve olacak olana güvenmenin siz elinizden geleni tabii ki de yaptıktan sonra kıymeti, değeri inanılmaz ama yaşanır diyebilirim sadece size. Bir diğeri, hiçbir zaman meli malı deme, kendini çok zorlama, lakin elinden gelenin en iyisini yap. Yani ben 4 anlaşma kitabını okumuştum ve onu okuduğum zaman bende böyle inanılmaz kapılar açılmıştı. Bu arada o kitabı böyle hani ilk okudum, sonra aradan 2-3 sene geçti, yine okudum, sonra yine okudum, böyle ara arada okuduğum bir kitaptır hani 2-3 senede bir. Orada 4 anlaşmadan biri yapabileceğinin her zaman en iyisini yapmak ve bu benim hayattaki düsturum oldu diyeyim. Düstur kelimesini de hiç kullanmadım. Kullandım mı acaba? Neyse şu anda kullanmış oldum. Umarım doğru kullanmışımdır. Yani gerçekten bunu böyle hayatımda yapı taşlarımdan biri yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra da bırakıyorum gidiyor. Artık nasıl olursa olur. Mesela şu anda bu videoyu çekiyorum. Elimden gelenin gerçekten en iyisini yapıyorum. Ama mesela uzatıyorsam biraz ne yapayım? Bunun üzerine de çalışırım diyorum. Ya da bunu yani konuşmayı da çok sevdiğim için yani hiç sevmem aslında biliyorsunuz. Mesela burada eleştirel olmuyorum kendime ya da yargılamıyorum. Şu anda yapabildiğimin en iyisi bu diyorum ve bırakıyorum gibi gibi. Bir diğeri, yeni insanlar tanı, yeni yerler gör. Bu zaten inanılmaz bir nokta bence. Seni sevmeyenler olabilir, bunu da iyi karşıla. Evet, yani bu benim için kaldırması biraz zor bir konu oldu ama gerçekten öyle. Herkes bizi sevecek diye bir kaide yok. Ben açıkçası birini sevmesem bile, yani herkesi seven bir insan da değilim. Aman böyle hani sokaklarda ay seni seviyorum, seni seviyorum dolaşan bir tip değilim. Ama sevmesem bile ya da bir insanla enerjim uyuşmasa bile kesinlikle saygı duyuyorum. Yani ben saygı duymanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani sevmiyorsam da bir insanı neden sevmediğimi genelde ben kendime soruyorum. Ama böyle atıyorum. Mesela pesimisttir o insan ve bana uymamıştır. Onu sevmeye çalışmıyorum ya da o da beni sevmemiştir. Bunun üzerine düşünmüyorum. Ama eğer ki ben çok seviyorsam ve o beni sevmiyorsa herhangi bir arkadaşlık ilişkisinde neden sevmiyor derim. Ama bu başıma gelmedi.
Değil mi? Gelmedi yani, olmadı şükür. Bunun yanı sıra artık son maddelere geliyoruz. En iyi iletişimin kendinle olsun, kalbini dinle ve kalbinden geçeni yap. Bir diğeri, iyi hissetmediğin ortamlarda bulunma. Bu zaten hani size iyi gelmeyen insanlarla olmayın demem gibi, iyi hissetmediğiniz ortamlarda da bulunmayın derim. Gerçekten kendinize sevgi ve saygı duydukça zaten bence o ortamlardan da yavaş yavaş kendinizi çekmeyi öğreneceksiniz diye düşünüyorum. Yani bu benim için, benim yolculuğumda böyle oldu en azından. Ve kendime saygım da arttı bunu yaptıkça. O yüzden bilmiyorum, belki size de iyi gelebilir. Ve son iki maddemiz kaldı. Sondan birincisi şu: gülümsemeyi asla ama asla yüzünden eksik etme. Ve son olarak da ne demişim? Yok, sonmuş. 33 maddemiz bitti arkadaşlar. Yani 33 senede öğrendiğim 33 şeyi sizlerle paylaşmış oldum. Bu arada bu videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Ben bunu da koydum madde olarak. Hatta şöyle bir şey yazdım: Şebnem Ferah'la bir gün arkadaş olacağına inan. Bu benim böyle 2021'de en çok istediğim şeylerden biri. Niye bilmiyorum, hani sizin de vardır böyle size çok iyi gelen, hani tanımadığınız işte, ünlü olan belki. Ne bileyim, yani vardır aranızda eminim böyle hisseden ama hani hayatınıza dokunan, mesela Kurt Cobain benim hayatıma çok dokunan insanlardan biriydi. Gerçekten böyle hem şarkıları hem hayat hikayesi beni çok etkilemişti. Yani böyle çok güç duymuştum, güç almıştım kendisinden bu 18-19-20 yaşlarımdayken özellikle. Ama Şebnem Ferah da benim hayatıma çok dokunan insanlardan biri. Ve niye bilmiyorum, yani çok uzun zamandır kendisiyle böyle arkadaş olmak istiyorum. O yüzden bu dileğimi, bu niyetimi de buraya böyle bir bırakmış olmak istedim. Bunun yanı sıra son olarak 2021'e artık girmiş bulunmaktayız. Ve ben böyle hani buna özel bir video çekmek istemedim. Ama her birinize hani bu videoyu Haziran'da, Temmuz'da, ne bileyim 2022 yılında izleseniz daha iyi. Şunu söylemek istiyorum: her yeni senede sevginiz, ışığınız, neşeniz, coşkunuz, sağlığınız, hayata dair duyduğunuz umut artsın ve böyle sizi hayallerinizin ötesinde bir yere sürüklesin. Gerçekten hepiniz için temennim bu yönde. Umuyorum ki her biriniz vicdanınızın sesini dinlemeye çok odaklıdır. Kalbinizden gelen sesi, o içinizdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmeyin derim. Ona böyle sıkı sıkı sarılın derim. Ve 2021 yani böyle öyle güzel bir sene olsun ki bize 2020'yi unuttursun diyorum. Ve artık bu videoyu kapatıyorum. Çok 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 minnettarım. Koskocaman mahalo diyorum. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da zaten bildirim zilini açarsanız haberdar olursunuz. Wow, gerçekten konuşmayı çok özlemişim. Biliyorum böyle biraz fazla konuştum ama gerçekten çok özlemişim. Yani sizi özlüyorum ya. Gerçekten çok özlüyorum. Bu arada 10.000 olduk. Şu an 10.093'tü en son baktığımda. Bunun için de minnettarım. Haftaya bambaşka bir videoyla görüşmek üzere. Sevgili neşeyle coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Hanım. Evet, bugünkü konumuz rozase. Ya rozase hastalığıyla ilgili, buna hastalık diyorlar yani. Bir video gelsin ister misiniz? Bu bir cilt hastalığı. Hastalık diyorlar. Evet, baktım ama bence hastalık değil. Hastalık olduğunu gerçekten kabullenmek istemiyorum. Size karpuzla veda edeyim mi?